Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. En güzel salatu selam Muhammed Mustafa'ya pak ve tahir olan ashabına olsun. Değerli dinleyiciler, iftara Doğru programımızın 9. bölümünde tekrardan karşınızdayız. Niyetlerimizi Allah rızası için halis kılalım ve zekat bölümüne başlayalım. Kitab-ı قال المؤلف رحمه الله فصل وتجب الزكاة في الإبل والبقر والغنم وَالتَّمْرِ ve وَالزُّرُوعِ الْمُقْتَاتَةِ حَالَةَ الْاِخْت۪يَارِ Müellif öncelikle hangi tür ürünlerde zekat vardır onu ele alacaktır. Diyor ki develerde, ineklerde ve davarlarda, küçük baş hayvanlarda, meyvelerde de sadece hurma ve kuru üzümde ve hububatlarda da bolluk olduğu durumda tüketilen temel besi maddelerinde bulunmaktadır. Ve zahabi ve fıddati ve ma'dini ve rikazi minhuma. Ve nakitlerde nakitler onlar da altın ve gümüştür. Aynı şekilde altın ve gümüş madenlerinde ve altın ve gümüş hazine mallarında da zekat vardır. Ve emvalit ticareti ve ticaret mallarında vel fitri ve fitre zekatı. Fitre zekatı da mal zekatı değildir. Beden için çıkarılan bir zekattır. Wala yecibu alayhi an yetalleme't tafasil. Zekatla alakalı ahkamların detaylarını öğrenmesi üzerine farz-ı ayin değildir. Ancak böylesi ilimleri öğrenmek farz-ı kifayedendir. Ve zekat lugaten at-tathiru islahu Zekat lugat açısından tabii ki temizlemek, arındırmak düzeltmek ve arttırmak anlamına gelmektedir. Dolayısıyla bir insan zekatını çıkardığı vakit hakikatte bu insan malını arttırıyor, malını arındırıyor ve malını düzeltmiş oluyor, temizlemiş oluyor. Başaran ismun lima yukhraju an malin au badanin ala vejhin mahsusin. Peki ıstılah'taki manası yani din alimlerinin vermiş olduğu tanıma göre zekat belirli bir mal ve beden için çıkarılan has bir şeydir. Ve hiye ahadul umur illati hiye a'zamu umur ve zekat da zaten İslam dininin en büyük beş emirlerinden bir tanesidir. قال الله تعالى yüce Allah şöyle bildirdi ve akimus salate ve atuz zeka namazlarınızı kılın ve zekatlarınızı çıkarın. Ve قال sallallahu aleyhi ve sellem fi hadisi Cibril ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da Cibril hadisi diye bilinen meşhur hadiste diyor ki El İslamu en teşhede en la illallah ve enne Muhammed Resulullah ve tuqime assalata ve tu'tiye zekah İslam Allah'tan başka ilahın olmadığına Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmen, namazını kılman ve zekatını çıkarman diye Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu hadisinde zekatı ele almıştır. El hadise ravahul Buhari ve Muslim ve hadisi de İmam Bukhari ve Muslim rivayet etmişlerdir. Ve men'uz zekati min el kebairi. Zekatı çıkarmamak büyük günahlardandır. Ve kaza ta'hiru daf'iha an vaktiha min gayri Aynı şekilde vakti gelmiş olmasına rağmen zekatını çıkarmamak da büyük günahlardandır. Yani adamın bir mazereti, bir özürü yokken zekat çıkarmayı ertelemesi de büyük günahlardandır. Ve kad la'ana sallallahu aleyhi ve sellem akiler riba ve mukilehu ve mani'az zekati. Ravahu't Tabarani ve gayruhu. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam faiz yiyeni, yedireni ve zekatını çıkarmayanı lanetlemiştir. Hadisi de İmam Tabarani ve başka alimler rivayet etmişlerdir. Ve men mena'aha ve huve mu'takidun vucubaha la yukaffar. Ancak bir kimse cimriliğinden dolayı zekatını çıkarmazsa zekatın farziyetini inkâr etmediği müddetçe bu kimse kafir olmuş olmaz. Lakin inista'sa qaumun minhum min daf'iha ve qatelu ala zalika qatelhumu'l imam ve'l halife tu ve'ahuzha min emwalihim qahran. Ancak olur da bir topluluk, bir belde ehli zekat çıkarmaktan imtina ederek ve bunun için de savaşmayı göze alırlarsa halife olmuş olsa onlarla savaşır ve ellerinden zekat mallarını zorla da olsa alır. Ve ammamen mena'aha ve la yaraha vacibatan fe innehu murtaddun in lam yakun Yutlabu minhu an hadhihi fe in Ancak bir kimse zekat çıkarmayı farz saymadığından dolayı tevili olmaksızın farziyetini inkar ederek çıkarmazsa, bu durumda tabi ki riddiye düşmüştür, küfre düşmüştür. Ondan İslam'a geri dönmesi talep edilir. وَكَانَ وُجُوبُهَا فِي السَّنَةِ الثَّانِيَّةِ مِنَ الْهِجْرَةِ Ve zekat da hicri ikinci yılda farz kılınmıştır. ثُمَّ اِنَّ وُجُوبَهَا bil بِالْاَشْيَاءِ الْمَذْكُورَةِ هُنَا Ve zekatın farz olduğu şeyler burada bahsi geçen şeylerdir. Nedir onlar? Ve ibilu develerde çift hörgüçlü, tek hörgüçlü yani ister Türk devesi olsun, ister Arap devesi olsun. Ve ibilu vel bakaru develerde ve ineklerde. Develer derken yani çift hörgüçlü olsun, tek hörgüçlü olsun, hörgüçsüz olsun tüm devegillerde zekat farzdır. İneklerde de aynı şekilde camışlarda, mandalarda, sığırlarda, ineklerde, danalarda hepsinde zekat vardır. Vel ganemu ve küçük başlarda feleysa fi gayriha min el hayvanat zekatun min haythul aynu ve başka tür hayvanların bizzat kendilerinde zekat farz değildir. Ve semarun nahli ve inabi ve aynı zamanda meyvelerde de sadece hurma ve kuru üzümlerde zekat farzdır. Ve zuru'ul lati yattahizuhan nas fi hal el ihtiyari ve insanların ihtiyari durumda yani bolluk olduğu bir esnada tüketmiş oldukları temel besi maddelerinde de zekat farzdır. Ey ayman rahai kelhintati ve şairi ve himeci ve foli, bıxlaftiini ve lauzi ve simsimi ve ve Yani bu da ne gibi buğdaylarda, arpalarda, nuhutlarda, baklalarda, fasulyede, mısırda ve buna benzer şeylerde ancak incirde, bademde ve susamda, elmada, Zeytinde ve buna benzer diğer şeylerde zekat yoktur. Neden? Çünkü bunlar temel besi maddelerinden sayılmamaktadır. Yani bir kimse oturup kaşık kaşık susam yerse bu durumda o insanın bedeni kaim olmaz. Ya da elmayla karnı doymaz. E, ya da bademle insanın bedeni kaim olmaz, güçlenmez. وَلَا تَجِبُوا فِي مَلَا يُقْتَاتُوا اِلَّا فِي حَالِ الضَّرُورَةِ كَالْحُلْبَةِ وَالْحَنْظَلِ فهذه لا زكاة فيها لأنها لا تتخذ قوتا حالة الاختياري Aynı şekilde kıtlık durumlarında tüketilen besi maddelerinde de zekat yoktur. Mesela çemende zekat yoktur. Neden? Çünkü çemen arpa varken, mısır varken, buğday varken kimse çemenden ekmek yapıp da yemez. Ama kıtlık varsa bu durumda zaruretten dolayı insanlar ona başvururlar. Dolayısıyla Çemende zekat yoktur. Aynı şekilde Ebu Cehil karpuzunda da zekat yoktur. Bütün bunlarda e, ihtiyari durumlarda temel besi maddelerinden sayılmadıklarından, tüketilmediklerinden dolayı bolluk zamanında bunlarda da zekat yoktur. Vel kutu ma yakumu bihi el beden, ay ma yaishu bihi Zaten kut denildiği vakit Arapçada yani bedeni kaim kılacak, yenmesi sonucunda bedeni güçlü tutacak temel besi maddelerinde zekat vardır. Ve tecibu'z-zekatu fi'n-nakdi ey zehab ve'l-fiddeti'l-ma'rûbi min ve nakitlerde de aynı şekilde zekat vardır. O da altın ve gümüşlerde ister dirhem olarak, dinar olarak basılmış olsun, ister parça parça altın ve gümüşlerde olsun, bunlarda da zekat vardır. Ve emme gayru'z-zahabi ve'l-fiddati Fela zekatı fihi indel İmam Şafii ve Malik radıyallahu anhuma ve tecibu indel İmam Ebi Hanife. Ancak diğer para gillerde zekat yoktur. Yani mesela fulus diye bakır paralarda, madeni paralarda zekat yoktur. Yani bakır paralarda, bakırdan basılmış paralarda zekat yoktur aynı şekilde İmam Şafii ve Malik mezhebinde kağıt paranın da zekatı yoktur. Ancak Ebu Hanife'nin mezhebinde kağıt para altın ve gümüşün yerini dolduran bir para birimi olmuş olduğundan dolayı onda da zekat vardır. Ve فَهَذِي الْعُمْلَةُ الْمُسْتَعْمَلَةُ فِي هَذَا الْعَصْرِ لَا تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاتُ عِنْدَ الْإِمَامَيْنِ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكِ Ve e, İmam ve İmam Şafi'i ve Malik'e göre şu anda zamanımızda kullanılan para birimlerinin hiçbirinde zekat yoktur

ومن أخذ بمذهب أبي حنيفة فزكاها أخذ بالاحتياط، أنجق أبو حنيفة المذهب إلى عملت مك إستار سابير كيمسا دهاي تياتلول مشولش. فإن اعترض معترض على الإمامين المذكورين قيل له ليس لك أن تنكر فإن مذهبيهما يلحظان إلى أن الله تبارك وتعالى ما ذكر في آية براءة وعيدا إلا في من منع زكاة الذهب والفضة. أولر دا İmam Şafii ve İmam Malik'in mezhebine itiraz ederek nasıl olur kağıt paranın nasıl zekatı olmaz diye itiraz ederse ona denilir ki çünkü onların delili şu ayettir. Allahu Teala altın ve gümüşün zekatlarını çıkarmayanları şiddetli azapla tehdit etmiştir. Dolayısıyla ayeti zahirine göre almışlar ve onların yerini dolduran kağıt paranın zekatının olmadığını belirtmişlerdir. Yüce Allah şöyle bildirdi. وَالَّذ۪ينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ altın ve gümüşleri toplayıp biriktirenler ve la sabilillah ve zekatlarını çıkarmayanlar febeşirhum bi azabin onları şiddetli elim verici bir azapla müjdele ey Muhammed aleyhissalatu vesselam fekeyfe yu'taradu al imamayn ve ma'khazuhuma nasıl olur da bu iki imama itiraz edilir onların delili Kur'an olmuş olduktan sonra. فَلَيْسَ ala اَنْ يَعْطَرِدَ عَلَى مَذْهَبَيْ الْاِمَامَيْنِ وَلَا لِلْشَّافِعِيِ وَالْمَالِك۪يِ اَنْ يُنْكِرَ عَلَى الْحَنَف۪ي عَلَى وَجْهِ التَّحْر۪يمِ Yani ne Hanifi olan bir kimse Şafi ve Malikilere itiraz edebilir, ne de Şafi ve Maliki olanlar da Hanifi mezhebine tabi olanlara itiraz edebilir. Yani sen harama düştün diyemezsen, fasıksın diyemezsen, nasıl böylesi bir şey دار سنديب، ونو حرام لايتهم، ادمس، وكذلك مذهب أحمد يوافق الشافعية ومالكًا، حتى أحمد بن حنبل مذهب إندذا، كات، بارانون آين شكل، زكات يقتر. وأما من وضع ماله من العملة الورقية في بنك حربي في دار الحرب على مقتضى مذهب أبي حنيفة، فعليه أن يزكي هذه العملة الورقية. أنجا خبير كيمسا، بارسن، أبو حنيفة لما itimaden bir kafir bankasına koyduysa, kafir bir ülkede kafir bir bankaya koyduysa ve onların vermiş olduğu o faizi almış ise bu durumda tabii ki Ebu Hanife'nin mezhebine göre amel etmiş oluyor ve dolayısıyla o paranın da zekatını çıkarmakla sorumlu tutulur. Ve bu fil madeni ve rikazi ve madenlerde ve hazinelerde de zekat vardır. Ama Ma'adin huna, fahu Zahb ve Fıddatu, ıza istuxrja min al mekan ıldı, xalakhum Allahu fihi, bagda tanqiyeti min al turabi. Tabi ki buradan madenden kasıt nedir? Allah'ın yaratmış olduğu toprağın ya da kayanın içerisinden altın ve gümüş madenini ayıklamaktır. Dolayısıyla zekatı ne zaman çıkarılır? altın ve gümüşten ayıklandıktan sonra ve nisaba ulaştıysa derhal üzerinden bir yıl geçmesi beklenmeden zekatı çıkarılır. Vel ma'dinu fi asli lugati ma'nahu el mekanu allazi khuliqa fihi'z zahabu vel fiddatu. Ma'den ve vakit Arapça lugatinde asıl da manası nedir? Altın ve gümüşün yatağıdır. Yaratılmış olduğu alandır, mekandır. Ve hada yuzakka ba'de tahsilihi ve la yuntazaru lahu hawlanu'l hawli ve fihi rub'u'l 'ushri Böylesi madenden altın ve gümüş elde edildiyse ve nisaba ulaştıysa derhal zekatı çıkarılır. Ve yüzde iki buçuk olarak zekat çıkarılır. Üzerinden bir yıl geçmesi beklenmez. Ve emmer فَهُوَ fehuve zhehebu evül fiddatul medfûnâni kable bi'fetir rasûli sallallahu aleyhi ve sellem bi enkâne mektûben aleyhi mesmû melikim min mulûki Ve rikaz denildiği zaman yani hazine aynı şekilde altın ve gümüş hazinesinden bahsediliyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğinden önce defnedilmiş altın ve gümüş olur da üzerinde sandığın üzerinde ya da o paraların altın ve gümüş paraların üzerinde o zamana ait iz taşıyan bir belirti varsa bu durumda o hazineyi bulan kişiye ait olur bu hazine ve derhal zekatını çıkarmalıdır. وَلَيْسَ الدَّفِينَ الْاِسْتَامِيَّ Buradan e, hazine derken asla işte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonraki döneme ait iz taşıyan hazineler kastedilmemektedir. Yani Osmanlı dönemine ait bir hazine bulunursa hükmü ayrıdır. O insan hemen alıp onu sahiplenemez. فَالدَّفِينُ <laughs> الَّذ۪ي دَفَنَتْهُ الْجَاهِلِيَّةُ وَهُمُ الْكُفَّارُ الَّذ۪ينَ كَانُوا قَبْلَ الْبِعْثَةِ اِذَا رَأَيْنَ اسْمَ مَلِكِهِمْ عَرَفْنَا اَنَّهُ جَاهِلِي Yani cahiliye döneminde yaşayan krallardan birinin ismi yazılıysa, bulunan altın ve gümüş hazinelerinde biliriz ki demek ki bu cahiliye dönemine ait iz taşıyan bir hazinedir. Hâdâ men vecedehu yüzekkihi in belagan nisâbe ve fihil humusu ve bunu bulan bir kimse tabii ki hemen zekatını çıkarır. Nisaba ulaşmış ise ve yüzde yirmisini zekat olarak çıkarmalıdır. Ve zekatu aydan fi emvali ticareti ve in lem zekatu fi a'yâniha ve ticaret mallarında da zekat farzdır. Velev ki ticaret yapılan ürünlerin bizatihi kendisinde zekat olmasa da dahi. Gaffiyabi. Mesela elbiseler. Elbisenin bizzat kendisinde zekat yok. Ama bir kimse elbise ticareti yapıyorsa bu durumda ticaret malları olduğundan dolayı onda zekat vardır. Ve sükkeri şekerde. Vel milhi tuzda. Vel hayli atlarda. Vel humuri eşeklerde. Ve dececi Aynı keza tavuk ticareti yapanlar limaniyat caru biha fi ma min al-amwal kel allazi yamtalikuhu ash-shakhs bunların dışındaki diğer mallarda zekat yoktur mesela bir kimse ev almış o evi kiraya vermek istiyor kira geliriyle hayatını idame ettirmek istiyorsa bu durumda o evin zekatı yoktur neden çünkü onu satayım da kar elde edeyim amacı yok sadece onu kiraya vereyim gelen kirayı da ben onu kullanayım ya da hayatımı onunla idame ettireyim diye bir amacı varsa bu durumda onda zekat yoktur. وَلَوْ كَانَ يَمْلِكُ عِدَّةَ اَبْنِيَةٍ يَسْتَغِلُّهَا بِالْاِجَارِ Velev ki bu insanın birden fazla binaları olup o binaları kiraya verme nedeniyle mal elde etmiş olsa da para elde etmiş olsa da o evlerin bizzat zekatı yoktur. Ve كذلك السيارات التي يمتلكها الشخص لاستغلالها بالإيجار أو ليستعملها بالركوب لنفسه كل ذلك لا زكاة في Aynı şekilde mesela bir kimse araç satın almış binmek için, kullanmak için ya da kiraya vermek için. Burada ticaret söz konusu değildir. Ticaret ayrıdır. alsat ayrıdır. Kiraya vermek ayrıdır. Ya da kendisi için binmek için eşini almış, çocuğunu almış bunların zekatı yoktur ama bunları satma gibi ve bunlardan kar elde etme gibi bir niyeti varsa ticaret malıdır onun zekatını elbette ki çıkarmak durumundadır. Şeyhun "Kabl 40 seneten kana yedressu fi mescidi min el mesacid. قال عندي تجب في هذه الدور zekatu." Müellif Allah ona rahmet eylesin diyor ki bundan 40 sene önce yani bu sözü söylemeden 40 sene önce Şeyh diyor ki rahimahullah camilerden birinde bir adamı gördüm. Orada ders veriyor. Diyor ki bana göre kiraya verilmek için satın alınan evlerde zekat vardır. Kultu lehu indeke nas. Ona dedim ki peki senin bir delilin var mı? Ayetin var mı? Bir hadisin var mı? Kale Dedi ki ben ictihad ettim. İctihad neticesiyle ben buna ulaştım dedi. Kultu lehu fike aletul ictihad. Ve ona sordum peki sende de İçtihad etme aletleri mevcut mu? Yani sen gerçekten içtihad edebilecek bir seviyeye ulaştın mı? O ehliyete sahip misin? Kale indi içtihadun cüz'i. Kendince dedi ki ben cüz'i içtihada sahibim dedi. Ba'da Muhammed abdu haula illezine yuharrifuna dinallahi kethuru. Muhammed abdu adındaki bir insan türedikten sonra maalesef Allah'ın dinini tahrif etmeye çalışan insanlar artmıştır ki anna kullu vahidin minhum ya'tabiru a'lama min al arba'ati sanki adam kendini dört mezhep imamlarından daha üstün bir düzeyde görüyor daha alim bir şekilde görüyor ve hum la şey'e bin lil onlar bu imamların yanında hiç sayılırlar thumma qala hadha şeyhu zakatuhu al-ushr ve kendince bu yaşlı adam dedi ki böylesi evlerin de zekatı yüzde ondur. اَلَا قَوْلِهِ الَّذِي لَهُ دُورٌ يَسْتَغِلُّهَا hububi يُزَكِّيهَا كَزَكَاتِ الْحُبُوبِ الْقَمْحِ وَالشَّعِيرِ وَنَحْوِ ذَلِكَ Yani nasıl ki bir kimse hububat ekmişse ve yağmur suyuyla suladıysa, %10'unu zekat olarak çıkardıysa, nisaba ulaştıysa, aynı şekilde bu adama göre kiraya verilen bu evlerin de %10 zekatı vardır diye iddiada bulunuyor. Tabii ki onun bir delili yoktur. Bu Allah'ın dinini tahrif etmeye çalışmadır. Ve amma al-huliyyu al-mubahu faqad ihtalafa Kadının helal olan, mübah olan takı setinde alimler, imamlar bu konuda ihtilafa düşmüşlerdir. Fe Abu Hanife ta yara wujuba az-zakat fi hulu'i an Abu Hanife'ye göre kadının takı setinde elbette ki zekat vardır. Ve amma Şafii fe fihi qawlayn. İmam Şafii'nin bu konuyla alakalı iki fetvası bulunmaktadır. Marraten kâle tecibu Bir defasında kadının mübah olan takı setinde zekat farzdır demiştir. Bir defasında yok farz değildir demiştir. Ancak İmam Şafii'nin mezhebindeki meşhur olan görüşe göre onda zekat olmadığı görüşüdür. Ve ihtiyatu en yuzekkel Ancak bütün bunlara rağmen ihtiyatlı davranmak istiyorsa bir bayan takı setinin zekatını çıkarmalıdır. Unutmayalım zekat çıkarmak malı arttırmak demektir. Malı temizlemek, malı arındırmak demektir. Nasıl ki kirli kıyafetlerin varsa onu yıkarsın, yıkama neticesinde kirden pasaktan arındırırsın. Aynı şekilde malının zekatını çıkardığın zaman sen malını arındırmış, temizlemiş ve arttırmış oluyorsun. Ve amma el fe la min zekati el mali li enneha fi hakki el tifli el mevludi vel el Ve fitre zekatı tabii ki mal zekatı olarak sayılmamaktadır. Çünkü çocuk içinde çıkarılıyor ve sahip olduğun kölen içinde çıkarıyorsun. Dolayısıyla o beden zekatıdır. Mal zekatı değildir. Ve subhanallahi velhamdülillah ve la ilahe illallahü ve allahu ekber.